Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Teknoloji Oku yorum programının yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Bu hafta da yine teknoloji gündemini değerlendiriyoruz Osman'la beraber. Osman, yeni markalar giriyor, Çinliler. Evet, bir Çinli daha. Yeni markalar değil, yeni Çinliler giriyor desek daha doğru olur. Evet. Çünkü Çinli haricinde ülkemize giren bir marka olmadı son dönemde. Evet. Bir ara Volkswagen girecekti Alman olarak. Fabrika falan yapacağız dedi. O da pandemi derken biraz sıkıntı oldu. Patladı o işlerde. Aynen olmadı öyle. Yani. Bir Çinli üretici daha girdi arkadaşlar. Vivo. Aslında Vivo'nun daha önce girmesi lazımdı bence. Yani Tekno Mekno gelene kadar Vivo'nun daha seri davranması lazımdı. Çünkü Vivo arkadaşlar global pazarda böyle ilk 10 içerisinde yer alan, hatta ilk 6 içerisinde yer alan markalardan biri. Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi, Oppo, Vivo. 6. sırada yer alıyor. Çin'in en büyük 4. akıllı telefon üreticisi konumunda. Zaten Avrupa'da pek çok pazarda satılıyor telefonları. Nihayetinde Türkiye pazarına da giriş yaptılar. Türkiye pazarına giriş yaptıkları model de X50 Lite oldu. Diyor. Aslında 26 Ağustos itibariyle modellerini açıklayacaklardı. Lakin bir iki gün önce bazı online e-ticaret sitelerinde X50 Lite satışa sunulmaya başlamıştı. Onun da 3600 lira gibi bir fiyatı var arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman bence etkili bir giriş yapamadı. Çünkü yüksek fiyata sahip bir telefon. Sen ne Şimdi düşünüyorsun tabii, bu konuda? Biliyorsun seninle konuştuk biz Osman. Yani Lite deyince aklıma böyle hani uygun fiyatlı bir telefon Lite, geliyor ama anladığım kadarıyla telefonun Lite olmayan sürümü ya da Pro'su var galiba. O epey pahalı. Türkiye'ye gelmedi evet. Gerçi bu o model İlk ama. İlk model. Ya şimdi bunda Snapdragon 665 var. 11 nanometrelik bir yonga seti. Genel itibariyle baktığımızda bu yonga seti çok yeni değil. Yani telefon çok mu yeni diye soracak olursanız telefon da çok yeni değil tabii ama Mayıs ayında falan çıkmıştı. Ülkemize tabii yeni giriş yapınca yeni getirdiler. Bence bu yonga seti hani bu fiyatları olur mu çok sanmıyorum açıkçası. Bir de orada şöyle bir sorun var. Ben şimdi Vivo'yu biliyorsunuz belki bilenler vardır aramızda bilmeyenler için söyleyeyim. BBK grup var Çin'de. İşte o BBK grubun altında Oppo var, Realme var, OnePlus var, bir de Vivo var. 4 tane marka var. Evet. Hepsi farklı segmentlere hitap ettiğini söylüyor. Eyvallah tamam ama şimdi fiyatlarına baktığımızda da 3 aşağı 5 yukarı fiyatlar birbirine ya yakın. Şimdi farklı segmentler derken aslında bu büyük holding kuruluşlarında biraz farklı bir yapı oluyor. Mesela Samsung tarafında da bu durum var. Samsung Display ayrı bir kuruluş. Samsung Electronics ki bu Samsung Mobile'de altına alan kuruluş. Ayrı bir kuruluş. Mesela Samsung Display'den ekran almak yerine Samsung Electronics yani Samsung Mobile kalkıyor başka bir firmadan ekran alıyor. Daha uyguna geldiği için. Yani o yüzden bunların nasıl bir ilişkisi var ben çözemedim tamamen. Şeydeki yani. Durum öyle değil ki Samsung'un mesela altında 3 tane telefon markası yok. Ve o bence kendilerine göre bir mantıklı stratejileri var ama bana da biraz şey geliyor. Yani Oppo'nun da mesela atıyorum örnek veriyorum 3600 lira, 3700 lira, 4000 lira, 5000 lira telefonu var. OnePlus mesela orada bir OnePlus ayrılıyor. OnePlus zaten hani belli bir kalbur üstü bir telefon üretiyor. OnePlus üst segment üretiyordu ki Nord'la birlikte ilk orta segment modelini üretti. Muhtemelen daha ucuz Nord modelleri gelecek diyorlar. O da orta segmente doğru kayıyor. Realme desek Realme biraz böyle Redmi sınıfında. Evet. Yani Xiaomi'nin yan markası biliyorsunuz Redmi ama nedense bir türlü ayrılamadı Xiaomi etiketinden. Onun sınıfında bir cihaz. Oppo biraz daha üst seviyeye hitap ediyor böyle. Orta üst biraz. Yani Oppo'yu biz Huawei olarak nitelendirirsek Vivo'da Honor tarzında bir eşdeğere denk geliyor. Ama dediğim gibi hani Vivo böyle çok ucuz tek bir modelle gelmiş. Satan bir şimdi şirket değil. Bir modelle gelmişler. O fiyatı da hani sunduğu donanıma göre biraz yüksek gibi görünüyor. Biraz yüksek değil, yüksek. Yüksek. Dürüst olalım, yüksek yani. 3600 lira verdiğimiz zaman çünkü çok daha iyi telefonlar alabiliyoruz. Yani çok daha iyi donanıma sahip. Aynen öyle. Yani Snapdragon 7XX'e çıkabiliriz muhtemelen. Doğru. Dediğim gibi arkadaşlar 11 nanometre eski bir teknoloji. Artık 5 nanometrelerden konuşuyoruz. Hani Huawei şimdi Apple ya da Qualcomm muhtemelen önümüzdeki yıl çıkacak amiral gemisi modellerinde ki Huawei ile Apple zaten önümüzdeki son çeyrekte tanıtacaklar. 5 nanometrelik yonga setleri gelecek. Önümüzdeki yıllarda belki bu 5 nanometre 3 nanometreye düşecek. Hala burada 11 nanometreden konuşmak biraz absürt duruyor açıkçası. İşte orada ben şeyi anlamıyorum. Bugün bir başka toplantı da vardı. TCL'in toplantısı vardı. Onlar da iki yeni telefon modelini duyurdular. İşte TCL biliyorsunuz bir zamandır Türkiye'de bulunuyorlar. İşte 10 Plus yanlış hatırlamıyorsam modeli. 10 Plus'la 10 S. SE modelini duyurdular. Onlar da mesela çok ucuz değil. Şimdi 10S modelinde MediaTek'in bir yonga seti vardı. 12 nanometrelik. O da 2600 mi? 2700 mi? 2500 mi? Evet. Onun fiyatı bayağı fazlaydı. Öbürü daha da fazlaydı zaten. 3
küsürdü galiba, evet. OnePlus'ın. Onda da yine Snapdragon 665 olması lazım. Aynı yongesi diyen şey. Şimdi orada şey var tabii. Bir vergi var Türkiye'de. Evet, onu kabul ediyoruz. Bunu söylemekte fayda var ama işte Osman, senin de söylediğin gibi yani aynı özelliklere sahip daha iyi telefonlar, hani aynı özellik derken aynı fiyat aralığında daha iyi işlemci vesaire gibi olan telefonlar olduğu için, hatta bu soruyu sordu birisi TCL'in basın toplantısında. Yani bu chipset hani yüksek bir fiyat gibi görünüyor manasında veya da rakipleriniz aynı fiyata daha iyi ürünler satıyor gibi bir soru sordular. Öyle bir karşılaştırma oluyor ister istemez. Şimdi onlar da diyor ki mesela, Vivo da muhtemelen böyle der eğer burada birisi olsaydı Vivo'dan. Hani bizim de işte bilmem, biz işte bilmem ne teknolojisini biz ürettik, İşte bizimkisinde bir deneyim sunuyoruz falan filan diyor ama sonuçta vatandaş cebindeki paraya bakıyor. O para karşılığında da en iyisini almak istiyor, hepimizin yaptığı gibi. Sen de bir şey alırken hani illa telefon olması şart değil, elindeki parayla onun en iyisini almak istiyorsun o paranın karşılığına gelen. Hani daha iyi deneyim sunuyor ne demek veya ne gibi daha iyi deneyim sunuyor? Yani şimdi akıllı telefon alacak olanların kafasında birkaç tane kriter var. Nedir bu? İşte Yonga seti, RAM, dahili depolama, kamera, batarya, işte bazıları da SAR değerine falan bakıyor, bir de tasarım. Şimdi bu kriterlere baktığımız zaman zaten tasarım 3 aşağı 5 yukarı hepsinde aynı. Damla çentikle geliyor ya da delikli ekranla geliyor son dönemde özellikle. Bakıyorsun Yonga setleri zaten belli. Üçüncü parti firmalar ya Snapdragon Qualcomm'u kullanıyorlar ya MediaTek'i kullanıyorlar. Huawei kendi Yonga setini kullanıyor. Bunun haricinde kameraya bakıyorsun. Orta segmenttekilerin hepsi aynı dizilimi ezberlemiş, evet, durumda. Ya 48 megapiksel koyuyorlar ya 24 megapiksel koyuyorlar. Onun yerine 8 megapiksel bir ultra geniş açı, 2 megapiksel, makro 2 megapikselde derinlik kamerası koyuyorlar. Yani bu hemen hemen hepsinde aynı. Standart oldu. Dolayısıyla şimdi bataryaya da baktığımda 4000-5000 artık standarta bağlanmış durumda. Geriye ne kaldı? Neyin deneyimini sunuyorsun? Yani artık hani kullanıcılar da çok böyle şey değil. Bakıyorlar, karşılaştırıyorlar. Şöyle düşün Osman, şu an para çok değerli, yani para. Para her zaman değerliydi ama şu anda günümüzde, evet, en fazla değerli olduğu noktadayız. Çünkü insanların hani 1 lirasını bile çöpe atacak bir durumu söz konusu değil. Yani hani ben şu markayı seviyorum ya 100 lira daha fazla vereyim, öbürünü seviyorum 500 lira daha fazla vereyim değil artık. O devirler epey geçti ve hani elindeki parayla alabileceğinin maksimumunu almak istiyor herkes. O yüzden onu birazcık gözden geçirmeleri lazım. Ya bence şimdi şu olur. Tamam, 100 lira fazla versin. Hani demin seninle konuşmuştuk. İşte nedir? iPad'le başka bir tableti karşılaştırdık. Arada 100 lira fazla olsa hani iPad'i alırız dedik. Neden? Çünkü iPad'in daha fazla artısı var. Kendi ekosistemi var. Oturmuş bir planı var, şeyi var. Dolayısıyla burada aynı telefon olunca 100 lira fazla vereyim demiyorsun. Çünkü işletim sistemi aynı. Android ise Android. Evet. Yonga setine bakıyorsun. İkisinde de Qualcomm tarafından üretilmiş aynı tabanlı Yonga setleri var. RAM zaten aynı. Kamera zaten kurulumu aynı. Yani farklı fabrikalardan çıkmış iki aynı telefon sonuçta. Evet. Burada da 100 lira fazla vermek çok mantıklı, çok mantıklı değil. Evet. Yani dese ki biz şunu sunuyoruz ya, bizim bu Yonga setini kullandık biz. Bu Yonga seti biliyoruz kötü ama bakın bizim kameramız çok iyi dese tamam deriz. Hani bu mantıklı olabilir. Örneğin şimdi Huawei mesela önümüzdeki dönemde Mate 40 Pro'yu tanıtacak. Muhtemelen 5 nanometrelik bir Yonga setiyle gelecek işte. 1020 olabilir, 1080 olabilir. Qualcomm da sonrasında tanışacak, Apple da tanışacak. Hız testlerine baktığımızda biz Kirin 3. sırada yer alabilir. Ama günün sonunda baktığımızda en iyi kamera hangisinde olacak? Muhtemelen P40 Pro'da olacak. Yani DxOMark'ta, evet, baktığımız zaman yine zirvede yer alacaktır. Burada diyebiliriz ha, bunları almak yerine biz P40 Pro'yu alabiliriz. Neden? Mate en iyi 40, kamera bunda. Mate 40 Pro'yu alabiliriz. Niye? Çünkü en iyi kamera bunda diyebiliriz. Ama bu telefonlara baktığımızda şimdi TCL'in mesela öyle bir şey yok ki, diyemiyoruz yani en iyi kamera bunda diye. Çünkü daha ucuza satılan, daha iyi kameraya sahip telefonlar var. Evet. Böyle de bir durum söz konusu. Evet, o markaların biraz buna dikkat etmesi lazım ama rekabetin de en çok yoğun olduğu taraf biraz öyle. Yani eskiden 2000-3000 arası diyorduk ama artık o 2000-3000 de değil, 3000-4000 arası. 4000-6 diyebiliriz. Yani 2000 liralara zaten telefon kalmadı. Kalmadı artık. Yani tamam. O yüzden 3000 ile 4000 arasında çok kıyasıya bir rekabet, evet, var ve o segmentteki adam dediğin gibi yani oradaki o 100 lira bile onun için fazla gelebiliyor. Hani 5000 liralık, 6000 liralık, 10.000 liralık telefonda bu o kadar önemli olmayabilir. Onu alacak adam için söylüyorum. Ama 3000 liralık telefonda 100 lira iyi bir para. 3500 liralık bir telefonda 100 liralık bir fark iyi bir para oluyor. O yüzden o birazcık işleri zor o tarafta. Göreceğiz bakalım. Hani tek bir modelle girdi Vivo şu anda. Bakalım önümüzdeki aylarda ne bence olur. Bence model seçimi çok doğru olmadı. Biraz daha böyle düşük fiyatlı ya da X50'lerde girecekse de fiyatı biraz daha düşürseydi.
Muhtemelen daha iyi olurdu ama. Belki Realme'nin alanına girmek istemedi. Orada da Realme'den 3 aşağı 5 yukarı. O zaman fiyatı biraz daha düşürseydi, yani 3600 yerine ne bileyim 3000 ile girseydi direkt Xiaomi'ye rakip olsaydı işte. İşte bilmiyorum artık, belki de inerler şimdi biraz zaman geçip, yani belki bir ay sonra bir daha böyle bir video çekersek o zaman. Gerçi şunu da belirtelim arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde Oppo 12 modeli gelmişti, kutusunu açmıştık. Kutuları açtık, inceleme videolarını girene kadar orada bir izne falan çıktık işte 15 gün. İnceleme videolarını girene kadar iki telefonun fiyatı da 1000 lira düşmüştü yani. O yüzden XL Lite'da da böyle bir şey olabilir yani, olmaz demeyelim. Evet, Çinli markaların Türkiye'ye olan ilgisi devam ediyor. Yeni modellerini getiriyorlar, yeni ürünlerini getiriyorlar. Vivo markası da Türkiye'ye giriş yaptı. Biz de Teknoloji Okuyorum programımızın bu bölümünde bu konuya değindik. Konuyla ilgili sizin de görüşleriniz varsa videonun altında yorum olarak bize yazabilirsiniz arkadaşlar. Haftaya yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın.